kalemin kağıt üzerinde tükenmesi gibi yazıldıkça, müminler de hayat üzerinde koştukça, yürüdükçe, ibadet ettikçe Cenab-ı Hak uğrunda böyle tükenirler. Ve bu tükenişin neticesi geride bıraktıkları koca bir yazı gibidir. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ <Sessizlik> Cenab-ı Hak o yaptıklarının hepsini yazıya düşürmüştür geride bıraktıkları izler aslında onların hayatta ortaya koydukları çabanın ve gayretin bir ürünüdür. Demek ki irade tek başına istiyorum demek bir sonuç getirmez. Gerçekten istediğini ortaya koymak gerekir. Bu da gayret ederek ve çabayla gerçekleşir. Zorlukları göğüslemekle gerçekleşir. Eğer iman sadece tek seferlik bir irade beyanı olsaydı, çok kolay olabilirdi ama Allah Azze ve Celle hikmetiyle o irade beyanının sahiciliğini bu koca hayat içerisinde önümüze çıkardığı fitneler ile test etti, iptila etti Arapçasıyla. O yüzden dedi ki, اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar sandılar mı ki iman ettik diyecekler ve sonra hiç sınanmayacaklar. Bunu boşa çıkardığına göre Cenab-ı bu sanıyı, bu zannı doğrusu şu insanlar iman ettik diyecekler. Bu irade beyanı ve sonra sınanacaklar. Pek çok çeşitli zorluklarla karşılaşacaklar ve bu zorlukları ortaya koyacakları kararlılıkla yani efor sarf ederek, çaba ve gayretle birlikte yoldan ayrılmayarak yolda kalabilmek, düşen üzerine düşen yükümlülükleri gerçekleştirebilmek. İşte kişi böylece kazanmaya başlar. Kesp dediğimiz şey irade ve iradenin üstüne eklenen gayretle birlikte sonuç vermeye başlar. Cenab-ı Hak o yüzden ürünü kesp ile ifade etti. Kullum re'en Bima kasaba rahin. Her kişi kazandığının rehinesidir. Ne kazandın? Kazanmaya baktığımızda bir şeyi kazanabilmek için önce o şeyi ister ve sonra o şeyi elde etmek üzere çaba ortaya koyarız. İstek ve çaba birlikte neticeye bizi götürür yani kazanca bizi götürür. O yüzden sadece iradeyi değil Allah Azze ve Celle kazancı kişinin akıbetiyle ilişkilendirdi. Kullumri mri'in bimâ kesebarayin. Bir şeyin rehinesi ise eğer kimse o da kazandığı şeyin rehinesidir. Kazandığı şeyde onun iradesi ve çabası ve gayreti saklıdır. O da bizi biz yapan sonuç. Demek ki irademizi ortaya koymuş koyduktan sonra çabamızla bunu adeta betonlaştırır, sağlamlaştırır, uzun zaman içerisinde kararlı bir hale dönüştürürüz. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize hayat süreci içerisinde açtığı bir alan. Zorlu mu? Belli zorlukları gayret dediğimiz şey belli zorluklarla ilişkili. O yüzden bu olmaksızın kişinin zorluklarla karşılaşmadan gayret göstermeden sonuç almasını da Cenab-ı Hak اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ <الْجَنَّة> Yoksa siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Benzeri bir ayette وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah içinizden cehd edenleri, çaba gösterenleri bilmeden Cenab-ı Hak öyle bir süreç açmış ki önümüze perde perde açılan sahnelerde Allah Azze ve Celle şuhud ilmiyle bunu, çünkü her açılan sahnede Cenab-ı Hak aynı bizim gibi şuhud ilmiyle bilir, öncesinden de gayb ilmiyle bilir ama yaşandığı zamanda şuhud ilmiyle bilir. Dolayısıyla Allah sizin içinizden cehd edenleri, çaba gösterenleri bilmeden öyle cennete gireceğinizi mi sandınız? ve ya'leme Cenab-ı Hak sabredenleri bilmeden siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Gayret göstermenin sürekliliğini de daha önceki derslerden birinde konuştuk. Sabır ile ifade ettik. Çünkü biraz gayret gösterdi, biraz çaba gösterdi ama öyle kaldı. Yani sabır gösteremedi. Bunu sürdürülebilir, sürekli hayatında daimi kılmadı. Ha bu ki Çaba ve gayretin de makbul olabilmesi için daimi olması lazım. Namaza başladı, bir süre gayret gösterdi, uğraştı, çabaladı, üç beş hafta kıldı, ama kesintiye uğradı. Neyi eksik? Sabır eksik. Namaza başlama iradesi ortaya koydu ama hiç başlayamadı. Neyi eksik? Hiç efor ortaya koyamadı ki, hiç gayret etmedi, hiç başlamadı, hiç eyleme geçmedi irade beyanıyla kaldı. Dolayısıyla bunlar aşama aşama kişinin iradesine bağlılığını karşı rüzgar gibi test eden, yoklayan hayatın muntazam kurgusu böyle. Yani hayatta iç içe bulunduğumuz düzen böyle. Hissettiğimiz tembellik, o yüksünme hali, o yorgunluk bunlar önümüze her defasında hak bir süreçte karşımıza geldikçe bizi o hakka olan bağlılığımızı yoklamak üzere Cenab-ı Hakk'ın sınadığı bir birimde gerçekleşiyor. Kimini minicik yorgunluklar çendirirken, kimini minicik tembellikler çendirirken kimileri çok daha güçlü olabilir, onları çok daha zorlu yol, süreçler bile yolundan çevirmeyebilir. Allah Azze ve Celle bu hususta hiçbir zaman çaba gayret sahibi ayakta dimdik heyecanla koşturanlarla öyle otura kalmış gayreti az, çabası az olanların bir olmayacağını söyledi. La يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪ينِ اللّٰهِ Allah yolunda öyle oturanlarla çaba gösteren, cehdeden, cihad eden, Bunlar aynı değiller, bir olamazlar. Evet her ikisi de mümin olabilir, her ikisi de belli gayret içerisinde bulunuyor olabilir. Gayretten nasibi yok değil var ama birinin gayreti fazla, ötekinin çabası daha yüksek. Daha fazla kendisini bu uğurda adıyor, tüketiyor Allah'ın sebebiyle yolunda. Cenab-ı Hak dedi ki ''Ben bunları takdir ediyorum.'' Yani Allah Azze ve Celle gece ile gündüzün farkını da takdir eder. Allahu yuqaddiru leyle ve nehar. <laughs> gece yapılan, gündüz yapılan müminler açısından da öyle. Çabasını, gayretini zor zamanlarda ortaya koymuş olanlar ile iyi zamanlarda katılmış olanlar. Bunlar bir değiller. La yestevi minkum men enfeqa min qabli'l fethi ve fetih öncesi infak etmiş, savaşmış olanlarla fetih sonrası olanlar bir değiller dedi Cenab-ı Hak. Arada ne fark var? Arada çaba, gayret, cesaret, öne atılma bunlar var. Yoksa hali hazırda her ikisi de müminler, her ikisi de safta, her ikisi de peygamberin yanında, her ikisi de Allah'ın müminler dediği kimseler. Ama insan müminler de kendi arasında çabalarıyla, gayretleriyle birbirlerine fark atarlar. Bu daha fazla Allah azze ve celle katında itibar kazanabilmenin aracıdır. O yüzden kişi Cenab-ı Hak uğrunda daha fazla infak ederek tamam farz olan infakı yaptı ama daha fazla gayret gösterip malından daha fazla infak edebilir. Bu onun çabası ve gayretiyle daha fazla sonuca dönüşür ve fark oluşturmaya başlar.